Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Güzel bir gün diliyorum hepinize arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı'nda çalışan içi arkadaşlara önemli bir duyurumuz var. Hatırlarsınız bu arkadaşlar ekranda gördüğünüz bu yazıyı Ankara Valiliğine yazmıştı Sağlık Bakanlığı. Daha doğrusu İl Sağlık Müdürlüğü Ankara Valiliğindeki Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Sağlık Bakanlığı'na yazmıştı. İl Sağlık Müdürlüğü demişti ki bu yazın özünde arkadaşlar. Biz Ankara elinde, Büyükşehir Ankara elinde vardiya mı çalıştıralım, 3 vardiya çalıştıralım arkadaşlar? Bu yazın özünde bunu diyordu. Bu yazıyı tekrardan okumayacağım. Bu yazıya cevap geldi arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı'nda Türkiye genelini ilgilendiren bir cevap geldi. Şimdi o yazı cevaba bakacağız. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne yazı yazmıştı. Biz işçileri 2 ya da 3 vardiyamı mı çalıştıralım, 3 vardiya da sıkıntılar var diye bir yazı yazmıştı. Bu minvalde belirtilen hususların açıkta kavuşturması açısından konunun bakanlığımıza iletilmesi gerekli hasıl olduğundan uygulama esas görüşünüzün müdürlüğümüze bildirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gelin arz edelim demişti. Burada da arkadaşlar büyük bir paragraf görüyorsunuz. Burada diyordu ki üçlü var diye da sıkıntılar var ikili var diye geçebilir miyiz arkadaşlar? Yazın özü buydu. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın cevabını sizlere sunuyorum arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'ne cevabı yazdı arkadaşlar. Bu bütün Türkiye'yi ilgilendirdiği için hepiniz Sağlık Bakanlığı şişeyseniz şey dinleyin arkadaşlar. İlgili yazınızda 29-2021 tarihli ve 4359 sayılı yazınıza istinaden üçlü vardiya Sistemi'nin uygulanmasında zorluklar yaşanacağı hususuna bağlı sağlık tesislerimizce, müdürlüğümüzce bildirildi. İlimizin metropol kent olması sebebiyle üçlü vardiya sisteminin işçilerin işe giriş gelişinin sıklığını arttıracağı, Çoğu zamanların ulaşımda geçeceği, bu sebeple iş verimliliğinin düşeceği, dolayısıyla sosyal ve aile ve hayatlarında ciddi sıkıntılar yaşayacakları, üçlü vardiya sistemiyle çalışma saatlerinin gece saatlerine denk gelmesi sebebiyle özellikle kadın işçilerin can güvenliklerinden endişe duydukları, acil yardım hizmetinin kesintisiz ve devamının sağlanması gerektiğinden üçlü vardiya sistemine geçildiğinde, Ekiplerin vakalara görevlendirmesi sırasında nöbet değişimlerine yakın çıkan acil vakalar için mesai sakmalarının sak mesai sakmalarının neden olacağı ve bu mesai sakmalarının ne kadar süre içerisinde öngörülemediği bu durumun istasyon ve komuta arasında nöbet değişim bilgilerini güncellemesini zorlaştıracağı ayrıca ulaşımı dikkate alındığında uç noktalardaki ilçelerde bulunan personel hareketlerinin istasyonların aktif hale gelme süreçlerinin uzayacağı kapalı kalmaların nedeni olabileceği düşünüldü. TÜİS ile Öl Sağlık arasında imzalanan toplu sözleşmesinin serd 21. maddenin uygulanmasında çalışma listelerinin hazırlanmasını zorlaştıracağı, ayrıca eleman eksiği ve izin istirahat dönemlerinde kaynaklanan eksiklikler nedeniyle listelerin hazırlanmasında teknik olarak imkansız hale geleceği öngörüldüğü, ilimiz hıfızsızlığa kurulunca pandemiyle etkin ve kesintisiz mücadelenin sürdürülmesi maksadıyla, Müdürlüğünüz bünyesinde görev yapan sürekli işçilerin çalışmasına yönelik düzenlemenin de olduğu 30.09.2020 tarihli ve 2020'ye 75 sayılı karar gereği kendi talepleri olması halinde aylık çalışma saatleri dikkate alınarak 24 saat üzerinden çalışmasına karar verildiği, belirtilen hususların açıklığa kavuşturulması açısından bakanlığımıza iletilmesi gerektiğinin hasıl olduğu, mevcut uygulamamızda hıfzıza kurul kararlarında belirtilen hususlarla ilgili değerlendirmelerimiz neticesinde Uygulamaya esas görüşümüzün talep edildiği anlaşılmaktadır. Arkadaşlar diyor. Bayağı bir uzun bir cümle arkadaşlar. Bakın bu paragraf sadece tek bir cümle gibi duruyor. Hiçbir noktası yok. Virgül 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 hayatımda okuduğum en uzun cümle bu oldu arkadaşlar. Devam ediyorum. İlgili yazınız 4857 sayılı iş kanunu bu kanuna dayanılarak çıkartılan postalar halinde işçi çalışılarak yürütülen işlerde Çalışmalar ilişkin özel hüsus ve esaslar hakkında yönetmelik ile bakanlığımız adına TÜİS ile yetkili sendika olan öz sağlık arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin vardiyalı çalışma başlıkta adı altında düzenlenen 21. maddesi çerçevesinde incelenmiştir diyor arkadaşlar yazıda. Bakanlığımızın sunmakta yükümlü olduğu kamu sağlık hizmeti mahiyeti gereği 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz verilmesi gereken bir hizmettir. Dolayısıyla bakanlığımız bünyesine göre ifade eden sağlık çalışanlarının işçileri de dahil 24 saat esasına göre çalışılmaktadır. İşçi pozisyonlarında çalış, çalışanların özlük ve mali ve diğer hakları, başta 4857 sayılı iş kanunu olmak üzere ilgili mevzuat ve bireysel toplu iş sözleşmelerinde tanzim edilmiştir. 4857 sayılı iş kanununun 63. maddesi uyarınca, Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir ve toplu iş sözleşmesi veya işçi işveren arasında anlaşma ile aksi kararlaştırılmamışsa bu süre iş yerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Bu uygulamaya göre günlük 7,5 saat çalışma ile 45 saatlik hafta çalışma süresi tamamlanır. Tarafların anlaşması ile haftalık çalışma süresi iş yerlerinde haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati aşmama kaydıyla farklı şekilde dönüşüm düzenlemelerine yer verilmiştir diyor arkadaşlar. Yazı devam ediyor bu arada arkadaşlar. İkinci sayfaya geldik. 4857 sayılı iş kanununa dayandırılarak çıkarılan postalar halinde işçi çalıştırılması için yürütülen işlemlerde çalışmalar ilişkin özel husus ve esaslar hakkında yönetmeliğin işçi postaları sayısının düzenlenmesi başlıklı altında düzenlerin 4. maddesinin 1. fıkrası A bendinde işçi postalarının nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde posta sayısı 24 saatlik süre içerisinde en az 3 işçi postası çalıştıracak şekilde düzenlenir. Ancak turizm özel güvenlik sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü iş yerlerine faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde düzenleme 24 saatte 2 post olacak şekilde yapılabilir. 2 post halinde yapılabileceği düzenlemesine yer verilmiştir. Bakanlığımız adına TÜİS ile yetkili sendika olan sağlık işi arasında akt edilen 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren toplu sözleşmesinin Bardiya Çalışma Başlıklı 21. maddesinin A fıkrasına göre İşveren veya işveren vekili işçileri 24 saatlik süre içerisinde 2 ve 3 vardiya şeklinde çalıştırabilir. Vardiya postalarının sayısına işveren ve işveren vekillerince karar verilir. Üçlü vardiya sistemi uygulanan yerlerde işçinin vardiyalı çalışma saatleri arasında en az 16,5 saat zaman aralığı bulundurulur. Vardiya düzenlemesi ve vardiyaların 11 saat aşmayacak şekilde işveren veya işveren vekilince düzenlenebileceği hususuna yer verilmiştir. Burada özellikle bilinmesi gereken husus vardiyaların sayısına işveren olarak bakanlığımızın karar, bakanlığımızın karar vereceğidir. Bu konuyla yetki bakanlığımıza gerek 4857 sayılı iş Kanunu ve bu konuda dayandırılarak çıkarılan yönetmelik gerekse de toplu iş sözleşmesinin 21. maddesi vermektedir. Yani diyor diye sistemi de arkadaşlar. Sendikanın bir şeyi yoktur burada diyor arkadaşlar. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen COVID-19 salgını ile mücadelenin kesintisiz etkin yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede görev yapan personelin olası riske karşı koruyabilmek amacıyla başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarında alınması gereken tedbirlere yönelik olarak bir takım düzenlemeler yapılmış ve uygulamalar konulmuştur. Bu minvalde bakanlığımızca gerek kamu sağlık hizmetinin verildiği sağlık tesislerinde gerekse de Taşra Teşkilatımızda görevli personelin enfekte olma riskini en aza indirebilmek amacıyla birçok alanda sağlıkla mücadele kapsamında gerekli tedbirler alınarak teşkilatlarımıza ve kamuoyuna duyurulmuştur. Bu süreçte ilimizde kamu sağlık hizmetinde aksaklığa sebebiyet verilmemesi adına 1593 sayılı Umumi Hıfıza kanunu uygun olarak Hıfıza Kurul Kararı alınarak işçi personeli vardiyalarının çalışma saatlerinin düzenlendiği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede Geldik paragrafın son kısmına arkadaşlar. İl Sağlık Müdürlüğünüz merkez ve bağlı sağlık tesislerinde işçi statüsünde çalışan personelin vardiya düzeninin pandemi koşullarının zorluğu, yaklaşma nokta olan kış mevsiminin kendine özel şartları ve hali hazırda hıfızla kurul kararında mevriyeti sürdürdüğü göz önüne alınarak, 4857 sayılı iş kanunu ve buna bu kanuna dayanılarak çıkarılan postalar halinde iş çalış, çalıştırılarak yürütülen işlerde Çalışmalara ilişkin özel usul ve esaslar hakkında yönetmelik ile bakanlığımız adına TÜİS ile yetkili sendika olan öz sağlık işi arasında imzalanan toplu sözleşmesinin vardiyalı çalışma başlıklı düzenlenen 21. maddesinin çerçevesinde işveren vekili olarak bakanlığımız adına hareket eden iş, işin iş yerinin ve işletmenin yönetiminde görev olan idarecilerle il sağlık müdürlüklerimizde ve bağlı sağlık tesislerinde ve diğer birimlerimizde konunun ve toplu sözleşmede belirtilen esaslar uygun olarak belirtilen pozisyonlarda çalışan işçilerin sayısı ile Adil ve dengeli dağılımının gözetilmesi suretiyle 2 ya da 3'lü vardiya şeklinde düzenlenebileceği. Vardiya sistemi dışındaki uygulamaların ise 23.9.2021 tarihli ve E4359 sayılı yazımızdaki yasal ve usul, usul ve esaslar çerçevesinde sürdürülmesi hususunda bilgilerinizi gereğini rica ederim demiş Avukat Erkan Çavuşoğlu bakan adına daire başkanı arkadaşlar. Yani arkadaşlar kısa öz bir şekilde şunu söyleyeyim bakanlık diyor ki ikili ya da üçlü var diye çalıştırılabilir. Size son gönderdiğimiz yazı yani 23.9.2020 tarihli ve 4359 sayılı yazımızdaki usul ve esaslar çerçevesinde sürdürülmesi gerekir diyor. Bu yazıda arkadaşlar üçlü var diye üçlü var diye geçin olan yazıydı. Bakanlık yani geri adım atmıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun bakanlık yasa bizim elimizde toplu sözleşmesinde yazsa da yasal olarak mevzuat olarak biz ikili ya da üçlü vardiya yaptırabiliriz diyor. Kanunlar böyle emrediyor diye. Bilginiz olsun arkadaşlar. Durum böyle. Herhangi bir geri adım yok Sağlık Bakanlığı'nda arkadaşlar. Yani ikili vardiya da yapılabilir diyor, üçlü vardiya da yapılabilir diyor. Biz yazımızı gönderdik diyor arkadaşlar kurumlara. Bilginiz olsun. Evet durum bu yönde arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Yani Sağlık Bakanlığı'nda herhangi bir geri adım yok. Yani Sağlık Bakanlığı ikili vardiyaya ya da üçlü vardiyaya arkadaşlar ben yazımı gönderdim diyor. Üçlü var diye yapın diyor arkadaşlar yazıda. Yasa olarak buna hakkım var diyor arkadaşlar. İkili var diye yapın diyor pardon. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet durum bu yönde arkadaşlar. İkili ya da üçlü vardiya şeklinde düzenlenebileceği vardiya sistemi dışındaki uygulamanın ise yasal usul ve esaslar çerçevesinde sürdürülme hususunda gereğinizi arz ederim diyor. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Eğer bakanlık geri adım atmadı. Kısaca işin özü bu. Kalın sağlıcakla.